Merhaba arkadaşlar. Geride bıraktığımız iki hafta içerisinde aşı tartışmaları epeyce hararetli bir şekilde yürüdü ve aşı konusunda en öne çıkan fikir aşıda bünyemizi zerk edilecek çip meselesiydi ve bu mesele Twitter'da özellikle bayağı alay konusu oldu. Bunun haricinde korona ile birlikte gündeme giren senaryolardan birisi ise koronanın aslında biyolojik bir silah olduğuydu ve büyük ihtimalle laboratuvarda üretilen bu virüs bir şekilde kontrolden çıkıp etrafa yayılmıştı. Peki ama böyle teoriler neden üretiliyor diye düşünürsek aslında bunun için eskatolojik söylemler ya da dünyanın sonuna dair kıyamet senaryolarının nasıl bir işlev yerine getirdiğini düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kıyamet senaryoları istisnasız bütünlüğü olan her tarihi dönemde ve bütünlüğü olan coğrafyalarda açığa çıkmaktadır. Bazen küçük bir köyde sakallı bir çocuğun doğduğuna ya da tuhaf bir hayvan doğduğuna rastlarsınız ve bunun etrafında bir kıyamet senaryosu dalga dalga etrafa doğru yayılır. Aslında bu kıyamet senaryolarında tipik dile gelen şey belli bir dünya görüşüne sahip avamın dile getirdiği eleştiri olduğunu söyleyebiliriz. Yani kıyamet senaryolarının bu kadar tutuluyor olmasının temel işlevi yaygın eleştirilerin tam da bu söylemlerin içerisinde gündeme getiriliyor olmasıdır. Böyle düşündüğümüzde de aşı üzerine yapılan tartışmalar aslında avamın kendi fikrini dile getirdiğini ve derin eleştiriler barındırdığını söyleyebiliriz. Dikkat ederseniz aşı tartışmasında bir karakter çekilip o da merkeze kondu. Bu Bill Gates'i. Aslında Bill Gates ismi diğer dünyanın büyük siyasi karakterlerini nasıl kestiği konusunda netlik yok ortada ve bu netliğin olmaması bilinçli seçilmişti. Avamın siyasilere verdiği bir mesaj vardı burada. Şunu söylemek istiyorlardı. Evet Bill Gates gibi bir karakteri inşa ediyoruz ve Bill Gates'in yer yer Çinle ilişkisi, yer yer Amerika ile ilişkisi, yer yer Afrika ile ilişkisini görüyorsunuz. Bu karakter aslında siyasi büyük karakterlerle ortak bir paydada buluşmuyor. Kimle derin ilişkileri olduğu belirsiz. Ve bununla aslında siyasilere verilen temel mesaj dünyanın gidişatı üzerindeki rolünüzü çok da abartmayın denmek istiyordu. Yani bugünkü olup bitenlerde aslında artık avam siyasilerin çok büyük rolü olduğunu düşünmediğini göstermiş oluyordu. O halde avamın siyasilere mesajı çok açıktı. Kendinizi çok da şey yapmayın. Avamın her taş yerinden oynadığında bir teknoloji devi olan Bilgehis'i işaret ediyor olması aslında onların Heidegger'in tekniğe dair soruşturmasını içselleştirdiğini de gün yüzüne çıkartıyor. Bununla da yetinmeyip aşıyla damara zerk edilebilecek bir çipin düşünülmesi aslında halkımızın, avamın nanoteknolojinin ufkunu nasıl da iyi kavradığını açıkça gösteriyor. Ama yine de aşıyla birlikte bir çipin bize enjekte edileceği veya koronavirüsünün bir biyolojik silah olabileceği vurgusu halkın odağındaki eleştirinin tam da teknolojiye yöneldiğini gösteriyor. Fakat entelijansa, fakat entelijansamız ne yaptı? Halkımızı Twitter gibi mecralarda tiye almanın ötesine geçemedi. Bu soğuk kanlı mesajlar doğru okunamadı maalesef. Oysa avamın teknolojiye yönelttiği açık mesaj görülmeliydi. Biz bu teknolojiyi istediysek başımıza gelen binbir türlü musibetin kontrolü için istedik. Ama olay nereye geldi? Musibetleri kontrol edelim diye isterken tam da kontrolün kendisi kontrolden çıktı. Teknolojiyi tam da bizi kontrol etmek için kullanıyorsunuz. Burada vurguladığımız şey bizi kontrol etmek istediğinizi öne çıkarmak istedik. Diğer taraftan koronavirüsünün biyolojik bir silah olabileceği senaryosunda da temelde işaret edilen şey kontrolün kendisiydi. Tamam siz teknolojiyi kullanıp hem de biyolojik bir teknolojiyi kullanıp başkalarının yaşamı üzerinde kontrol elde etmek istiyordunuz. Ama bunun kendisi tam da kontrolün kontrolden çıktığını işaret etmektedir. Gerçekten de son zamanlarda üretilen iki fikir sonuna kadar T'ye alınan iki fikrin merkezinde kontrolün kontrolden çıktığı mesajı var. Ama maalesef entelijansamızın entelijans, halkımızın verdiği bu mesajı okumaktan aciz kaldığını görüyoruz. Yine de biz avamın ne dile getirdiğini yorumlayıp sizlerle buluşturmaya çalışacağız. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.